Menüye öğe ekleme. Bu bölümde menüye yeni konu eklemek için bir menü öğesi eklenecektir. Ayrıca sayfada kullanılan kodlar fonksiyonlar kullanılarak çağrılacaktır. Bu sayede karmaşık gözüken kod yapısı daha sade bir hale gelecektir. Yeni menü öğesi menüyü oluşturan ul etiketinden sonra eklenecektir. Yeni konu eklem metnini yazdıktan sonra a etiketini kullanarak bu öğeye tıklandığında gideceği sayfa adını yazın. Konu ekle PHP sayfasını oluşturmadan önce fonksiyonlar oluşturarak sayfayı sadeleştirin. Öncelikle bağlantıdan gelen değerin bulunmasını sağlayan kod bloğu için fonksiyon oluşturun. Fonksiyon PHP sayfasını açın ve bul adında yeni bir fonksiyon oluşturun. Fonksiyon parametre almayacağı için parantez içi boş bırakılır. Fonksiyon içine içerik PHP sayfasındaki kod bloğunu kesin ve yapıştırın. Buradaki konu ve sayfa değişkenlerinin global olarak tanımlanması gerekir. Fonksiyon oluşturulduğuna göre içerik PHP sayfasında bu fonksiyonu kullanın. Menüyü oluşturan kod bloğu da fonksiyonla çağrılmak istenmektedir. Menüyü oluşturan kod bloğunu ul etiketi boyunca seçin ve kesin. Fonksiyon PHP sayfasında navigation adında bir fonksiyon oluşturun ve fonksiyonun alacağı değerlere konu ve sayfa değişkenlerini ekleyin. İçerik PHP sayfasından kesilen kod bloğunu bu fonksiyon içine yapıştırın. Burada bazı HTML komutları ve echo komutları yer almaktadır. Bunları dışarı aktarmak için output adında bir değişken oluşturun ve tüm bunları bu değişken için ekleyin. Fonksiyon sonunda return komutunu kullanarak output değişkenini dışarı çıkartın. İçerik PHP sayfasında navigation fonksiyonunu kullanın. İçerik PHP sayfası bu sayede daha anlaşılır bir hale gelmiştir. Şimdi içerik PHP sayfasını farklı kaydedin ve dosya adına konu ekle PHP adını verin. Konu ekle sayfasında yeni konu ekle menü öğesine ihtiyaç duyulmayacağı için bu öğeyi silin. Tarayıcıda test ettiğinizde menünün düzgün bir şekilde çalıştığını ve yeni konu ekle öğesine tıklandığında konu ekle sayfasının açıldığını görebilirsiniz.